Gidebileceğim en batı noktaya kadar geldim diyorum. Çünkü o dönemlerde her genç akademi öğrencisinin hep yurt dışında tahsilini devam ettirmek, batıda başarılı olmak gibi hayalleri vardır. Hazırlanırken Hacettepe Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Lisesi'ne yazın gidiyorum. Zahit Hoca gördü beni bir gün. Bütün Avrupa'yı iki defa gezmiştim ben üniversiteye geldiğimde. Yani bütün Kuzey Avrupa, Güney Avrupa ve otobüsle gidiyoruz. Konaklayarak gidiyoruz. Hocam ben mimar sanatı kazandım, oraya gideceğim. Tamam evladım dedi. Hüsamettin Hoca da senin için daha iyi olur dedi. Senin açından dedi. Öğrencisiydim, asistan oldum. Birlikte çalıştık uzun süre. Merhaba sevgili seyirciler, Beyaz Tuval'e hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konukla karşınızdayız. Konuğumuz ressam, sanat eğitimcisi, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Sayın Gülveli Kaya. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok mutluyuz sizi konuk ettiğimiz için. Uzun uzun sohbet edeceğiz size dair ama önce böyle kısaca bir sizi tanısın istiyoruz seyircilerimiz. Yozgat'ta doğmuşsunuz. Oradan Ankara'ya, oradan İstanbul'a uzanan bir serüven var. Bir de ilginç bir şey, 14 yaşında Zahit Büyükişleyen'le tanıştıktan sonra bir hayatınızda değişimi olmuş. Sanata doğru evet. Değil mi? Bir kayma evet. Olmuş. Biraz onlardan söz ederek başlayalım sohbeti. Şöyle diyorum ben bu Yozgat'tan başlayıp İstanbul'a kadar gelen periyoda gidebileceğim en batı noktaya kadar geldim diyorum. Çünkü o dönemlerde her genç akademi öğrencisinin hep yurt dışında tahsilini devam ettirmek, batıda başarılı olmak gibi hayalleri vardır. Fakat ülkemdeki yakalamış olduğum fırsatlar benim için daha önemli geldi, daha cazip geldi. Bu yüzden de gidebildiğim en batı noktaya gidebildim diyorum İstanbul'a. Yozgat doğumluyum. İlk orta öğrenimi orada tamamladım. Ailemle orada yaşıyorlar. Ailede var mıydı hocam? Ailede var. Sanatçı da var. Akademisyen sanatçı da var. Fakat bunlar benim resimle ilgilenmeye başladığım zamana kadar bilmediğim kişilerdi. Uzaktan duyduğum kişilerdi. Fakat bir yetenek ve merak var. Yani ta ki annemin büyük babasından gelen, sirayet eden bir eğilim. Bizim el uzluğu dediğimiz şey, hani halk arasında bir eğilim. Arkasından işte orta öğrenim yıllarımda zaten arkadaşlarım etrafında, kendi yaşıtlarımda, hocalarım tarafından bu da bizim ressamımız, sınıfın ressamı gözüyle bakılan bir tane şarkı söyleyen vardır. İşte dersin son 10 dakikasında ona bir şarkı söylettirilir. İşte matematiği iyi olan vardır vesaire. Ben de sınıfın ressamıydım. Fakat çok daha çocuk yaşlarda da o resim yapmanın evreleri vardı. İşte karalama evresi, şemacı evre, hiyerarşik evre, işte saydamlık evresi gibi. O evrelerde ben yaşıtlarımdan farklı çizimler yapıyordum. Yani o aşamalarda da hep daha naturalist, daha doğaya yakın çizimler yapıyordum. Ve bu ailemin de dikkatini çekmişti. Ve onlar da hep ne kadar güzel çizdi, sanki büyük bir adam çizmiş gibi. Bu beni çok motive ediyordu. Aileniz hep destek olmuş ailem, zaten. Ailem şöyle destek oldu. Pedagoglar bugün bunu söylüyor aslında. Hani çocuklarınız eğilimi yönünde yönlendirin. Onlara belli meslekleri empoze etmeyin diye. Benim ailemin öyle bir endişesi yoktu zaten. Bir Anadolu ailesi. Onların tek istedikleri şey çocuklarının okuması. Ama okusunlar ne okursa okusun. Bir şey okusun bizim çocuğumuz. Resme merakı var. Beşeri derslerim de çok iyiydi. Yani ortaokulda okul birincisiydim, ikincisiydim. Hep o dereceler içerisindeydim, takdirler. Hani şimdiki gibi değildi, daha sert bir eğitim vardı. Sınıfta kalmalar falan olduğu dönemlerdi. Ve resme eğilmem, oğlum ne yapacaksın işte ressam olup, işte sen tıp oku falan gibi hiçbir şeyle karşılaşmadım. Bu büyük şans. Çok büyük şans. Bu birazcık da aslında onların bazen çok şey bilmek insanı daha çok yanlışa sürüklüyor. Yani çok şey bilen çok yanılır diye bir laf vardır ya. Birazcık da hani ailemin o mütevazi yaşam tarzı, tevazu eğitimleri beni doğal olarak serbest bıraktı. Özgürleştirdi. Ve ortaokula geldiğimde Güzel Sanatlar Lisesi'nin açıldığından haberdar oldum.
Ankara Anadolu Güzel Sanat'ta. İlk başta İstanbul açılmıştı. Bütün hayalimi onun üzerine kurmuştum. Ankara açılınca daha da sevindim. Çünkü bütün akrabalarımız Ankara'daydı. Babaannem, anneannem, amcalarım, dayılarım vesaire. Daha bir ihtimal daha. Ve çok yakın 2,5 saat. Yani İstiklal Marşı okunurdu. Ben yatılı okulda okudum. Parasız yatılı olarak kazanmıştım. İstiklal Marşı okunur Cuma günü. Ben terminale giderdim. Akşam yemeğine yetişirdim yani. Gece de 3'te binerdim. Sabah tekrar bayrak törenine yetişirdim pazartesi günü. Yani bir saat daha fazla evde kalayım diye. 13 yaşımdan sonra böyle bir periyot başladı. Zahit Hoca'yla da Güzel Sanatlar Lisesi'ne beni Hacettepe'de asistan olan bir akrabamız hazırladı. Kendisini bildiğiniz profesyonel bir hoca olarak tuttuk. Yani böyle bir model ayarladı. Hani görüşmeye gittik ve beni hazırlayabileceğini söyledi. Şartlarını söyledi. Şartlarını ailem gerçekleştirdi, yerine getirdi, beni bıraktı ve ben hazırlanırken Hacettepe Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Lisesi'ne yazın gidiyorum. Zahit Hoca gördü beni bir gün. Böyle piposuydu. Sen ne yapıyorsun burada dedi. İşte dedim Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanıyorum. Bilmiyorum kim olduğunu da. Ya dedi sen bu desenle dedi bizim buraya girsen kazanırsın dedi Hacettepe. Nasıl motive oldum yani. Ondan sonra hocanın resimlerini falan görmeye başladım etrafta. Hani o üniversitedeki o atölye ortamının kokusunu almıştım yani. O çok motive etmişti beni. Ve Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki bütün eğitim boyunca o motivasyon hep gitti bende. O ciddiyet. Yine ait hissediyorsun. Ait hissediyorsunuz. Bir de hani çok üst noktadan birisi sizi görüyor mesela. Yani görüyor, takdir ediyor. Ve sen de diyorsun ki beni gör demek ki ben bir şey yapabilirim falan diye. Ve ben girdim. Güzel Sanatlar Lisesi sınavını kazandım. Sonrasında daha bilinçli olmaya başlıyorsunuz. Tabii. Sergilere gidiyorsunuz. Artık işin içerisindesiniz. Ve Güzel Sanatlar Lisesi bittiğinde Zahit Hoca'nın atölyesi olan üniversiteyi tercih ettim. Hacettepe Üniversitesi'ni tercih ettim ilk başta. Öylesine yani bu aslında kişinin hayatındaki gelişim periyodunda dönemler vardır. İşte çocukluk evresindeki rehberi annesi ve babasıdır. Onu soğuktan korur, sıcaktan korur, doğadan korur, kötülüklerden korur, onu yetiştirir. Ama gençlik evresinde çocuk evden çıkmaya başladığı zaman mentor gerekiyor değil mi? Bir mentore, başka bir rehbere ihtiyacı var. Bu yüzden o rehberi çocuk eğilimleri yönünde veya tesadüfler yönünde karşılaşır. Hiç istemediği bir hayatta bir rehberle karşılaşabilir ve o bir uyuşturucu bağımlısı olabilir. Yani tabii olumsuz, olumsuz anlamda yani tabii rehber. Hani bu şansla da ilgili yani öyle bir ortamda birisiyle karşılaştırmıştık ki onu rehber olarak seçtiğini fark etmeye de bilir. İşte duvarlarda posterler asılmaya başlar. Kendisini bir pop starla özdeşleştirmeye başlar vesaire. İşte o şimdi onu okuyorum. Yani ben aslında rehberimi seçmişim o zaman. Bu yüzden hani başka hocalar da vardı hani takdiri veren ama ben onu seçmişim yani hani bu birazcık da hani sizin şeyinizle de ilgili. Hani vizyonunuzla da ilgili. Tabii. Hani o noktaya kimi koyduğunuz, kiminle olmak istediğinizi. Kimden etkilenmek. Kimden etkilenmek istediğinizle de ilgili. Bu sizin hayatınızı belirliyor çünkü. Ailenin dışından biri sana güven telkin etmesi gerekiyor. Güven telkin etmesi gerekiyor ve rol model alıyorsun. Hani onun başarısını, duruşunu, sanatçılığını. Belki sosyal hayatında başarısız bir insan. Sevilmeyen bir karakter belki. Ama senin için, öğrenci için bundan hiçbir anlamı yok ki. Senin için o işte o duvardaki dönemin, poster yani. O yaş döneminde öyle bir şeyi değerlendirmiyor. Tabii o duvardaki poster sizin için o. Tabii. Ve olmak istediğin kişi. Ama Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümüyle devam ediyor. Evet, yani. Evet öyle devam Hacette ediyor. Şöyle oldu. Aslında akademinin sınavlarına girmeyi de düşünüyordum yani aynı dönemde. Fakat Güzel Sanatlar Lisesi bizim çok örnek bir liseydi. İlk kurulan liselerdendi. Rahmetli Avni Akyol kurmuştu. Ve tam da Orhan Sitesi'ndeki meclis lojmanlarının güzergahı üzerindeydi lise. Bazı akşamlar gelir girer bir piyano dinler. Atölyeye oturur resim yaparken bizi izler. Ve giderdi. Hani böyle makam aracı durur. Ve giderdi bakardı. Zevk alırdı yani. Çocukları öyle görmek onda. Ve biz her yıl yurt dışına seyahate gittik lisedeyken. Üniversitenin müzik bölümü falan, lisenin müzik bölümü ve resim bölümü. Ben liseyi bitirdiğimde bütün Avrupa'yı gezmiştim. Yabancı dil biliyordum. Hocam araya girebilir miyim? Ama şimdi öyle değil değil mi Güzel şimdi, Sanatlar Lisesi? Sayı çoğaldı. Evet. Sayı çoğalınca nitelik azaldı. Yani 4 tane vardı. Bölge lisesiydik biz. Sayının çoğalması, niteliğin bozulmasının bir bahanesi olamaz ama değil mi? Büyük bir bahanesi. Yani büyük bir sebebi. Şöyle açıklayabilirim bunu. Yani eğitimle de ilgili.
Ben Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavına girdiğimde 1991 yılında yaklaşık 2000 kişi vardı kapıda. 24 öğrenciden birisi olmak istiyor. Üstelik parasız yatılı sınavını kazanmıştım yani. Öncesinden yapılıyor o sınavlar. Bir okula giderseniz yatılı imkanı varsa o şartla yatılı okuyabiliyorsunuz ki benim için bulunmadık bir nimetti yani bu. Ve benim yatılı okuldaki ranza arkadaşlarım işte Artvinli, Trabzonlu, Samsunlu, Bilecikli, Eskişehirli, o zaman Eskişehir yoktu, Güzel Sanatlar Lisesi, Sivaslı, Kırşehir, Niğde, bakın ranzaları kafamdan geziyor. Şimdi 13 yaşında bir genç, yani atıyorum Sivas'tan o sene bir kişi gelir. Belki ikinci dört yıl sonra gelecek. Ama öbür sene oraya Kars'tan geliyor mesela bir genç. 13 yaşında bir çocuk. Ailesini terk etmeyi, ailesi de ondan uzaklaşmayı göze alıp sanat okutmaya gönderiyor. Özveriye bakar mısınız şimdi? Bu enerjiyi nasıl toplayabilirsiniz? Yani olmak isteyen kişi geliyor oraya. Ve o sınava uygun kişi geliyor, nitelikte kişi geliyor. Şimdi o söylediğimiz sayı yaklaşık 90 küsur Güzel Sanatlar Lisesi var. Kontenjanlarını dolduramıyor. Bir ilden 24 tane bu sinerjide insan her yıl çıkar mı? Yok, her yıl bir de. Mümkün değil. Ha, doğru yapıldığı zaman şimdi benim sınıf arkadaşlarımın hepsi çok iyi konumdalar. Ben 38 yaşında profesör oldum. Bunun 4 yıllık Güzel Sanatlar Lisesi sayesinde. Yani üzerine 4 yıl koymam lazım. 4 yıl erken yani 42 yaşında. Yani şu anda olabilirdim belki onu okumasaydım yani. Hani göreceli şeyler tabii ki ama orada aldığım eğitim beni üniversiteye çok yardımcı oldu ve bütün Avrupa'yı iki defa gezmiştim ben üniversiteye geldiğimde. Yani bütün Kuzey Avrupa, Güney Avrupa ve otobüsle gidiyoruz. Konaklayarak gidiyoruz. Müthiş bir orkestra var. Evet. Orkestra her gittiğimiz ilde konser veriyor. Otobüste giyiniyorlar. Biz hemen resimleri çıkartıyoruz. Bagajdan sergimizi açıyoruz. Ve hocalarımız serbest bırakıyordu bizi. Bir arkadaşımız Paris'te kayboldu. Kaybolmuş, haberimiz yok kaybolduğundan. Polis ekibi geldi otobüsün yanına. Ya derdini anlatmış polise. Kayboldum demiş. Polis getirdi bıraktı bize. Şimdi hem riskli ama bir taraftan da onun kazandığı özgüvene bakabilir misin? Tecrübesi Paris'ten mi? Kayboluyor yani, başka bir yerde değil. Paris'in arka sokaklarında kayboldum yani. Hayatı boyunca bunu yalan değil yani. Gayet havalı. Ve bu seyahatimize denk geldi bizim akademi sınavları. Ve ben o zaman da içimden şöyle demiştim. Ben bir gün İstanbul'a gelirim ama dedim bu seyahati bir daha yapamam. Ve bu seyahati tercih ettim. Yazın olduğu için de Eylül'de falan olurdu. Tabii canım, Ağustos ayıydı. Üniversitenin kaç ayı? 15 Ağustos, 15 Eylül ya. Evet. Bir ay yurt dışındayız. Yani Monte Carlo'lar, Nice'ler, Cannes'lar her yeri gezdik. Müzelerle beraber. Bizi bırakıyorlardı. Biz müzeye gidiyoruz. Orkestra konser veriyor. Gece otobüste yatıyoruz. Başlı başına eğitim zaten. Ya bir eğitim yani. Hani o bitti, turist eğitimi. Sonra Marmara'ya geldiniz. Oraya girdiniz. Ardından Mimar Sinan'a geçiyorsunuz. Yüksek lisans için. Evet. Şimdi o gezilerin, bilmemlerin sıkıntılı, sıkıcı yerlerdi muhtemelen. Ya şöyle aslında, sonra Hacettepe'ye devam ettim. Hocam, işte Zahit Hoca'nın atölyesini tercih ettim. O atölye sistematiği var orada. Atölyeleri tercih ediyoruz, yazdırıyoruz adımızı. İşte gelen öğrenciler dağılıyor onlara. Normalde eşit bölerler. 24 ise herkese 8 kişi gider. Yani o yıl sadece ben seçmişim Zahit Hoca'yı. Tek ben seçmişim. Akademilerde bu tür dengeler olur yani. Hani her yerde vardır. Sadece bir gittim, birilerden gelen bir kişi ben. Hem şanslıyım yani tek başıma. Üçler, dörtler birlikte yapıyoruz ama hocanın dikkatini de çekti tabii bu durum. Sonrasında emekli oldu ve Yeditepe Üniversitesi'ne geldi hoca. Tabii onun emekli olmasıyla birlikte oradaki bizim varlığımız falan değişti. Ben okula çok gidemez oldum. Bir atölye tuttum kendime Ankara'da, Dikmen'de. O atölyemde çalışıyorum falan filan. Bu sırada İstanbul'a gel gitler başladı. Hocayı ziyaretler falan. Ve o sırada Zahit Hoca'nın da çok yakın dostu Hüsamettin Koçan Hoca'yla tanıştım. Hayatımdaki ikinci kırılmadır benim için. Hüsamettin Hoca'yla kişisel gelişimim, yani akademik gelişimimin dışında ve artistik gelişimimin dışında kişisel gelişimim, insana bakışım, komplekslerimden arındım. Ve çok bana yaptığı en büyük iyiliklerden birisidir Zahit Hoca'nın beni Hüsamettin Hoca'yla tanıştırmış olması. Ve Hüsamettin Hoca beni atölyesine kabul etti ve hocam da zaten Ankara'da dedi bir şey olamazsın, İstanbul'a geldi. Tası tarağı topladım, ben İstanbul'a geldim. Hüsamettin Hoca'nın öğrencisi oldum.
Ve o bana çok şey kattı. Bir yıl falan çalıştık birlikte. Bugünkü sanatımın olgunlaşmasında, oradaki duvarlarda, duvar kağıdı izlerinde fikirleri var. Ama söylediğim gibi esas o üniversitedeki geç ergenlik dönemi, yani hayat da devam ediyor. Mental olgunlaşma diye bir şey var. Yani ilk baştaki rehber, ama mental olgunlaşma esnasında da başka şeyleri seçmeye başlıyorsunuz. Sosyalleşme de başlıyor bu sefer. Yani sadece akademik değil. Bu sefer neleri örnek almam gerekiyor benim hayatımda gibi. Hoca çok iyi bir rol modeldi benim için bu yönüyle. Sosyal hayatın içerisinde bulundum. Bana atölyesini verdi. Atölyesinde kaldım 8 ay vesaire. Sonrasında oradan mezun oldum. Marmara Üniversitesi'nin yüksek, ama almış olduğum eğitim ağırlıklı olarak daha mimar sanatına yakındı eğilimimde. Daha akademik. Yeditepe Üniversitesi'nin o zaman yüksek lisans programı yoktu. Olsa buraya girerdim mutlaka. Ama hem Marmara Üniversitesi sınavına girdim, hem mimar sanatı, ikisini de kazandım. Sonra çıktım hocam, ben mimar sanatı kazandım, oraya gideceğim. Tamam evladım dedi. Hüsamettin Hoca da senin için daha iyi olur dedi. Senin açından dedi. Tebrik ederim dedi ve mimar sanatına başladım. Orada da 3 yıl yüksek lisans, 3 yıl doktora. 2006'da da sanata yeterliliğimi tamamladım. Bu arada üniversite 2. sınıfta da bir profesyonel sergi açıyorsunuz. Evet, yani mesela bunu başka bir hocanın atölyesinde açamazdım mesela. Evet. İşte Zahit Hoca Güzel Sanatlar Lisesi'nden geldiğimi biliyor. Zaten oranın danışma kurulunda 2. sınıfa gelmiştim. Böyle resimlerim olgun olgun çıkmaya başladı. Yani bir öğrenci işi gibi işler değildi. Ve önemli bir sanat galerisinden de bir sergi teklifi aldım. Hocaya söyledim, mutlaka açmalısın dedi. Yani. Ama işte burada hocalar önünüzü de kesebilir. Tabii ki yani şeyde olabilir, yani hani o doz bana ağır da gelebilir, tabii. Şımarabilir. Tabii. Ondan sonraki 3-4. sınıfta da hoca beni tutamayabilir, kaybedebilir. Yani mutlaka açmalısın dedi. Demek ki o da öğrencisini tanımış. Çok açık fikirli bir insan, sürekli insanın önünü açıyor ve o sergiyi açtım. O sergideki satın alınan resimlerimle yine yurt dışına seyahate gittim. Fransa'ya gittim bu sefer, yani Fransa'yı gezdim, Paris, Brief, yine oradaki bütün galerileri, müzeleri dolaştım ve geldim. Hatta gelirken hocama da bir kül tablası almıştım hediye Paris'ten, çok sevinmişti. Yani ben soracağım diye yani düşünmüştüm ama akış içerisinde çok güzel anlatıldı, o yüzden evet, geçeceğim. Güzel Sanatlar Lisesi'nden ki o periyotlar, evet. Üniversitesi gelmiş bir kişinin hani eğitimdeki donesinin ne olduğunu anlatır mısın? Ama çok güzel bir süreç anlatıldı. O sırada işte güzel burada asistanlık sınavları açıldı. Sınava girdim. Buradaki asistanlık sınavını kazandım. Ve bu sefer hocamın asistanı oldum. Öğrencisiydim, asistanı oldum. Birlikte çalıştık uzun süre. İşte bir bayrak yarışı, mesai arkadaşı olduk. Şimdi bayrağı bana teslim etti. Ben de layıkıyla buradaki görevimi sürdürmeye çalışıyorum. Şimdi o yıllarda hemen bitirmez değil mi? Başladınız burada. Evet. Öğretim görevlisi olarak. Sonra işte dekanlığa kadar gelen bir periyot var. Çok önemli bir şey. Bir de süreklilik, evet, var. Buradasınız yani, hı-hı, o süreçte. Böyle baktığımızda çok ciddi bir eğitim sürecinin içinden, sanat eğitimi, evet, sürecinin içinden geliyorsunuz. Önce öğrenci olarak, sonra yönetici olarak ve sanatçı hoca olarak. Hoca olarak. Böyle baktığımızda sanat eğitimine değinmeden o zaman geçmeyelim resimlerinize, evet, ve sergilerinize. Hı-hı. Nedir sanat eğitimindeki durum Türkiye'de? Eksikleri nelerdir? Hı-hı. Siz neler yapıyorsunuz? Hı-hı. Bir de şu çok önemli. Hı-hı. Kendi aramızda bunu sürekli konuşuyoruz. Bir okuldan mezun olmak, sanat eğitimi almış, hı-hı, olmak, en iyi okul bile olsa yeterli midir? Hı-hı. Mesela müzelerle desteklenmiyorsa, hı-hı, işte bir konser salonu, hı-hı, yoksa, sergi salonu, hı-hı, yoksa, değil mi? Tabii ki, kesinlikle. Hani besleyecek başka şeyler yoksa o okulun eğitimi yeterli olur mu sadece? Yani, evet, Türkiye'de bu anlamda gördüğünüz kesinlikle eksiklikler neler? Veya kişinin gerçekten okumaşı yoksa. Evet. Olmayıp da çünkü bu okullarda eğitim aldığı, evet, devam eden diplomayla çıkan bir sürü var. Tabii, öğrenci var. Nitelikle nicelik bütün meslekler için geçerli. Yani eğitim içerisinde. Şimdi bu idari anlamda ve eğitim içerisinde olduğumuz için bir takım komisyonların, eğitimdeki yapılan çalışmaların da müdahiliyim. İşte üniversite arası kurul, sanat dalları eğitim konseyi yönetim kurulu üyesiyim. Hemen altında akrediten komisyonunun fahri üyesiyim. Yani oralarda gönüllü olarak bulunmak istiyorum. Bir şeylerin parçası olmak istiyorum. Bir şeyin iyi olması adına.
Güzel Sanatlar Liselerinin kuruluş amacı ilk başta 4 tane bölge bazında kurulmuştu. İç Anadolu, Marmara, Ege, Akdeniz olarak. İzmir, Antalya, Ankara, İstanbul, Bursa vardı. Kuruluş şeyi şuydu, şartı. Bulunduğu ilde bir Güzel Sanatlar Fakültesi ve bir konservatuvar olacak. Devlet Resim ve Heykel Müzesi olacak. Sanat Galerisi olacak. Ve bir konservatuvar olacak müzikler için de, işte bizim için Güzel Sanatlar Fakültesi yani olacak. Yani besteneceği diğer tabii alanlar. Ki bu öğrenciler oralara nitelikli öğrenci alacak buralardan. Bu kişiler de sadece okul eğitimiyle değil, müze, konser, tiyatroyla bir entelektüel bir birey olarak yetişecekler o yaşlarda. Bu disiplinden hepsi birbirini tamamlayan şeyler. Şimdi bunu yakalamak İstanbul'u bunun için bir şans doğal olarak var. Ama şimdi Ardahan'da bir Güzel Sanatlar Lisesi'nden, fakültesinden bahsediyorsak eğer, kışın yollarının kapandığı, yani hem iyi hem kötü dememiz lazım yani orada. Tabii ki bu niceliğe zarar veren bir şey. Nitelik olarak görevini yapıyor ama niceliğe zarar veren bir şey. Zaten her alanda yetişmiş insan, doğru hoca bulmak da çok zor. Sonuçta tabii bu materyalleri kullanacak olan insan yani. Son en iyi arabayı verin bir insanın altına, eğer iyi bir şoföre teslim etmiyorsanız her yerini çizer, mahveder yani, bütün yatırımımızı mahveder. Bu anlamda Yeditepe Üniversitesi'ne çok şey borçluyum. Bir, önce devletime, Türkiye Cumhuriyeti'ne çok şey borçluyum. Birincisi, ben hayatım boyunca eğitimime bir kuruş harcamadım. Parasız yatılı okudum. Anadolu'da mütevazi bir ailenin çocuğuyum, parasız yatılı okudum. Güzel Sanatlar Lisesi'nde Hoşdere'de Ankara'nın en iyi semtinde okudum. Bir kenar varoş mahalledeki bir orta öğrenim programının öğrencisi değildim. Seçkin aile çocuklarıyla birlikte okuduk. Yani bunu söylerken hani işte öğretim üyesi vesairesi, hani belli bir eğitim seviyesindeki ailelerin bilinçli olarak çocuklarını yönlendirdiği ortam içerisindeki atmosferde yetiştim. Arkasından devlet üniversitelerinin sınavlarını kazandım. Oralarda okudum. İyi hocalarla okudum. Yani Hacettepe'yi terk etmemin sebebi oradaki hocalarla ilgili değil sorun. Hepsi çok nitelikli. Ancak hani benim tercih etmek istemiyorum. Dokumuz uyuşmuyor. Yani başka bir başkasına bir çok yararlı. Başka bir hedefim var. Orada kalmak istemiyorum. Geliyorum, Hüsamettin Hoca, bir devlet üniversitesinin dekanı, sahip çıkıyor, yol gösteriyor. Hayatıma başka katkılar sağlıyor. Vesaire. Sonrasında bu da işte Yeditepe Üniversitesi bütün kariyerimi yapma şansı sundu bana burada. Yani doçentlik zamanım geldi, yani doçentliğimi aldım. Doçentlik zamanım geldi, doçentliğimi aldım, profesörlük zamanım geldi, profesörlüğümü aldım. Ve 39 yaşında beni bir kurumun idaresinin en üstesine tercih etti. Ben veya bir başkası, ama üniversitenin vizyonu bana buralarda kendimi ifade etme şansı tanıdı. Bunun sayesinde yapabildim. Yani bu yüzden de üniversitenin vizyonuna çok şey borçluyum. Aynı ortam, biraz önce saydığım konser salonları vesaire, burada da var. Çünkü burası bir sosyal bilimler üniversitesi. Benim Güzel Sanatlar Fakültem, eğer içerisinde resim bölümü yoksa bir anlamı yok. Çünkü bu salt sanat eğitim veren bir bölüm. Antropoloji bölümü, tarih, felsefe, psikoloji, tiyatro, bunlar sosyal bilimlerin en önemli alanları. Yani bir Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisinin antropolojiyi bilmesi lazım zaten. Okuması lazım. Kozmoloji okuması lazım. Türkoloji okuması lazım. Bunlar burada var. Olduğu için de üniversite, yani bölümün başarısı değil tek başına, aslında sana bir habitat sunuyor. Bu habitat içerisinde ancak sanat başarılı olabilir. O habitat, işte biraz önce söylediğim sanat eğitimi, o habitatı yok ederseniz, bir tanesi eksik olunca olmuyor. Öğrenci, evet doğru, öğrenci gelir, başarısı düşer. Yani yılda 4 öğrenci veriyorsa çok iyi, 1 vermeye, 2 yılda 1 vermeye falan başlar. Ama esas önemli olan doğru yaşam alanının yakalanmış olması. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Hani bizde iyileştirme, işte kalite komisyonları, kalite kurulları, onların çalışmaları gerçekleştiriyor. Eğitimde daha iyi ölçülebilir hale getirmek, daha nitelikli eğitim verebilmek için. Ama tabii ki önemli olan nitelikli öğrenci yetiştirmek ve tabii ki de nitelikçi akademisyen de tabii, ikisi katabilmek. Yani, evet, doğru kumaş, evet, doğru terzinin elinde iyi bir elbiseye dönüşebiliyor.
Aksi takdirde makasınızın çok iyi kesmesi, dükkanınızın havalandırmasının çok iyi olması sonuçta üçüncü dereceden falan sirayet eden şeyler yani. Biraz da ödüllerden bahsedelim. Biraz dedim ama bayağı bir ödül var. Çok sağ olun. Şimdi okuyacağım, yalnız söylemeyeyim. Çünkü ödüllerin de isimleri uzun. 1995'te Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Ankara temsilciliğinin bir poster yarışması. Evet. Bu çok ilginç. Kadınlara eşitlik ve nüfus sorunlarının çözümlenmesiyle ilgili. Sanki şimdiki resimlerime de benziyor değil mi başlıkta? Evet. Bu önemli bir konu da ayrıca. Evet. Bir bu ödülünüz var. Böyle sırasıyla konuşarak gidelim isterseniz, karışmasın. 1996'da Anıtkabir Derneği'nce düzenlenen bir şöyle yapalım mı? Hepsini buyurun saymak yerine en önemlisini söyleyeyim mi? Mesela benim için en önemlisi. Evet. Benim için en önemlisi 2000 yılında almış olduğum TÜYAP Yılın Genç Sanatçısı ödülüydü. Onun dışındakiler ödüllerdi ama 2000 yılı bir milenyumdu. Bir defa giriliyor milenyuma yani. Dolayısıyla TÜYAP çok özenmişti. Size çok kıran kırana bir jürisi vardı. Hı. Ve TÜYAP o zaman şeyde yapıyordu bu, biliyorsunuz, fuarları tepe başında yapıyordu. Hı hı. Katılım daha katılım yüksek. Galeriler ve atmosfer daha dinamik. Sanat piyasası çok dinamik vesaire. Ve o fuarda bana ödül olarak, hani maddi tamam ama esas orada bir sergi verdiler. Salon. Ve resimlerimi sergiledim orada. O resimlerimin tamamı o zaman bir galeri tarafından satın alındı. Ve o galeride 2 yıl çalıştım ben. Sonrasında başka bir... Böylelikle daha yeni mezun olmuştum. O yaz çalıştım. Mezun olur olmaz sanat piyasasının içerisinde buldum kendimi genç bir sanatçı olarak. Genç sanatçı olgusu bugünkü geldiği noktada yeni o zaman oluşmaya başlamıştı. Hani galerilerin genç sanatçılara da yer ve her galeri vermiyordu yani. Hı-hı. Genç sanatçı riske girmek istemiyor vesaire. Ama o benim eğitimimin, yani sanatçı yönümün esas sektörde, yani dışarıda görünmesi için büyük bir sıçrama tahtasıydı. Önemli bir sanat galerisiydi. Önemli sanatçılarla çalışıyordu. Ve devamındaki karma sergilerde, galerisindeki karma sergilerde o genç sanatçı birdenbire işte Bedri Baykam ismi, hatta bir afişi burada atölyemde asılı, Ergin İnan Komet diyor, bilmem Devrim Erbil diyor, Adnan Çoker diyor. İşte orada benim adım da yazıyor yani. Çok güzel. Yani çekici güce kıran, bakın. Kıran bir jüri tartışması var. Kimler vardı o dönem şimdi, orada? Şimdi jürilerini şöyle hatırlıyorum. Üniversitemizden hocalarımız vardı. Hatta Zahit Hoca da vardı. Hı hı. Ancak jüri de finale kalan 2 kişi de 2 arkadaşız. Ve dolaylı olarak hocanın 2 öğrencisi. Ve başka hocalar, yani ben o kadar üniversite gezdim. Herkesin öğrencisi oldum yani. Diğer onu da hatırlamıyorum ama hikayeyi biliyorum. Hı hı. Dolayısıyla hani oylamada çekimser kaldığını söyledi. Yani ben hani burada tercih benim ikisi de öğrenci. Ben burada tercih etmeyeceğim, size bırakıyorum dedim. Öyle seçildin dedi yani. Bu da ayrıca bir güzel, çünkü gölge düşmemiş oluyor tabii üzerime ve ben de daha iyi hazmetmiş oluyorum sonucu. Ve o kırılma, hatta telefon geldiğinde bir arkadaşımla Beyoğlu'nda yürüyorduk İstiklal Caddesi'nde. Hadi tebrik ederim, yılın genç sanatçısı seçildin dediği zaman o Beyoğlu'nun gökyüzü genişlemişti böyle. Şöyle yelpaze gibi açılmıştı böyle, bağırasım gelmişti içimden. Sonrasında tabii galerilerle çalışmaya başladım. Resimlerim görünür olmaya başladı, satılmaya başladı, işte tercih edilir olmaya başladı. Başka dikkat etmem gereken şeylerle karşılaştım vesaire ama bir anda kendimi sanat piyasasının tam ortasında bulduğum, ve böylelikle o dünyaya da girmiş oldum. Evet, işte resimlerim kapak oluyor vesaire vesaire. Evet, o yolu açmış, evet, bir çizgi ama bitmemiş. Mesela 2001'de gene bir ikincilik ödülünüz var tekel resim yarışmasında. 2003'te Talens, evet, ulusal resim yarışmasında gene bir ikincilik ödülünüz var. Ardından Moldova'ya davet ediliyorsunuz. Evet. 15 Türk, 15 Moldovalı, evet, sanatçıyla yaptığınız önemli bir çalıştay var. 2005'te New York'ta bir, evet, workshop için davet ediliyorsunuz ki davetli gitmek, evet, burada önemli. Ben son Kanada'ya gittim orada, evet, UCAT Üniversitesi'nin davetlisi Kanada'da olarak. Kanada'da var, DIO var. DIO ödülü yani var. Bunları, evet, da böyle
böyle kısaca... Şimdi yarışmalara katılmayı artık bıraktım. Yani en son Dio yarışmasından sonra. Büyüdüm ve bıraktım. Nasıl oluyor? Yani şöyle oluyor. Evet, biraz utanmaya başladım. Hani açıkçası. Çünkü genç arkadaşlarımızla yarışa girmek artık gerek yok. Çünkü onların görünmeye ihtiyacı var. Yol açmak. Periyot, yani oralarda artık olmamam lazım. Yarışmalar sizin için olan çok önemli. Tamamladı. Tamamladı. Yani artık orada ne maddi olarak ne de manevi olarak şeyini tamamladı benim için. Görevini tamamladı. Hayatımda çok önemli şeylere sebep oldu. Bütün hepsini düzenleyenlere çok teşekkür ederim. Emeği geçenlere. Oradan aldığım paralar da aldığım manevi destek de çok işime yaradı. Hani atılan taş yerini buldu diyebilirim. Onlar için de kendi adıma tevazu göstermeyeyim. Benim için de yerini buldu diyebilirim. Bu yüzden şimdi ben hocayım burada. Öğrencilerimi teşvik ediyorum bunlara katılmalarını. Tabii siz aynısınız. Şimdi tabii elenseler bile mutlaka. Tabii. Sergilenmenin bile bir ödül olduğunu, görünürlüklerini artırmaları gerektiği anlamda. Şimdi yaş olarak genç olmakla mesleki olarak genç olmak farklı bir şey. Benim sanat hayatım profesyonel 13 yaşında başladı. Yani 42 yaşındayım. Çıkartırsak eğer geriye kalan süre fena bir süre değil. Yani hayatımın 3'te 2'lik süresinde profesyonel var olan bir. Böylelikle mesleki olgunluğum büyük. Ama yaş olarak gençlik farklı bir şey. Bu yüzden de daha yeni başlayan arkadaşlarımıza artık oralara ben öneriyorum. Siz gidin diye. Workshoplar da mesela keza çok her yaz yapılıyor, davetler geliyor. Oralara da daha çok o arkadaşlarımızın gitmesini tercih ediyorum. Prensip olarak birçoğuna gitmeme kararı aldım. Başka sebepleri de var ama birinci sebebi artık her yerde aynı yüzlerin artık olmaması lazım yani. Artık yeni yüzlerin seçilmesi lazım. Hani eleğin tabii artık o kazanın içerisinde hep aynı insanlar, hep aynı insanlar atılmaması lazım yani. Birazcık değişmesi, kaynasın o kazan, orada kalacak kişiler kalsın, kazanamayanlar zaten sıçrasın dışarıya ama birileri devralsın artık yani aşağıdan bahsettim ya. Bir sabır işi. Sanatta belli bir noktalara gelmek. Hani bugün Türk sanatının tepesinde kim var? Turan Hoca var, Turan Erol Hoca. Altından gelen kuşak Adnan Çoker, Özdemir Altan kuşağı. Altından gelen kuşaklar Devrim Hoca, Ergin Hoca, Ergin Hoca. Zahit Hoca daha sonra. Tabii bir sonraki kuşak işte Aydın Ayanlar, Zahit Hocalar vesaire. Onun altından başka bir kuşak geliyor. Onun altından benim kuşağım geliyor. Yani ben birdenbire kendimi... Yani bir sergide resmimiz yan yana asıldı, onunki satılmadı, benimki satıldı mesela diye. Yani orası da ben olmam mümkün mü? O birikimi yakalamak, o deneyimi. Yani şey gibi hani nasıl Sezan zamanında Ağır abisi, bütün empresyonistlerin hepsi Sezan, baba Sezan yani. Sezan'ın hani ekolü kırılıyor ama imajı kırılmıyor. Yani Picasso Sezan diyor ben ötesine geçtim diyor. Sezan diyor, Doğan'ın karşısında resim yaptı, ben Doğan'ın ötesine geçtim diyor. Ama Sezan'ın koltuğunu alamıyor. Hala Sezan, Sezan. Böylelikle o kişi olunmuyor. Onun için zaman var. O zaman için de alttaki periyotu öğütmemek lazım. Onları da trende bir vagonun içerisine koymak gerekiyor. Onların da dikkatli olması gerekiyor. Onlar da birdenbire en ön vagona geçmeye çalışmasınlar. En öndekiler, en alttakileri ezmesinler. Bu doğal bir sirkülasyon. Ben orada bilinçli olarak... O trendeki yolculuğuma son verdim. Sanatımla, üretkenliğimle artık başka bir olgunluk aşamasını planlamaya çalışıyorum. Zaman hepsini bu çalışmaları kendi içinde öğütüyor zaten. Yaptığınız zaman yerine getiriyor. Yerine getiriyor. Bilinçli olursanız bunu daha sağlıklı yapıyorsunuz. Sen mi ben mi devam? Resimlerle devam evet. edelim bence. Evet. Yani aslında çok şey var ama epeyce ilerledik. Evet. Resimlerden evvel bir Londra var. Orayı da konuşalım mı? Olur. Bir yani, yaz akademisi kısaca var. Orası yani. Şöyleydi. O daha çok onu ağırlıklı hızlıca, olarak akademik hayatımdaki dil eğitimimi tamamlamak için. İşte bu TÜYAP'ta aldığım ödülle Londra'ya gittim. Aa, güzel. Onu söyledim. Nescott College. Nescott College'e gittim. Yani TÜYAP'tan ödülüm de burada ödüllerimin arasında. Oradan ödülümü aldım. Sergide birkaç resmim satıldı. Uçak biletimi de bir resim karşılığı aldım. Bir hayırsever, sanatseverden. Ve dil eğitimi almak için İngiltere'ye gittim, Londra'ya. Yani dil konuşuyorum ama bizim akademik hayatımızda belli sınavları geçmemiz gerekiyor. Hı hı.
Bu yüzden de oraya gittim. İşte dil eğitimimi ilerlettim. Döndüm, o sınavları kazandım. Zaten belli şeyleri yaptıktan sonra kariyerdeki yollarınız engelsizleşmeye başlıyor. Yani siz çalışıyorsanız, öyle diyelim. Yani bir yere takılma olasılığınız azalıyor. Onu ben çok erken çözmüştüm, dil problemini. Yani master yaparken çözmüştüm. O yüzden bütün enerjimi sanatsal çalışmalara aktardım. Bu genel perspektifte de çok büyük bir avantaj dil biliyor olmak. Tabii ki, kesinlikle. Yani resimlerle devam edelim. Evet, şimdi resimlere gelelim. Fotorealist bir yaklaşımla resim yaptığınızı izliyoruz. Bir duvar kağıdının üstünde böyle transparan figürler. Bu arkamızdaki daha farklı ama etrafımızda var bu resimlerden. Bize biraz bu yapıyı sizin dilinizden dinlemek istiyoruz. Şimdi benim... Yüzler var bir takım. Bir sanatçının bir probleminin olması lazım. Bir sorununun olması lazım. Biraz da insanın o seçmiş olduğu imajlar mizacıyla ilgili. Bir şey onun doğasına uygunsa süreklilik arz edebiliyor. Bu tür imajlar hem orta öğrenim hayatımda hem lisede çok kullandığım şeylerdi. Yani orta öğrenimde biraz da o şey, işte kartpostallar, o ortaokul öğrencisinin işte gözüne ışıltılı gelecek şeyler falan etkilerdi beni. Fakat sonrasında hayatımda bambaşka bir imge olarak karşına çıkıyor. Fakat o şey, o haz, onu yapabilme hazzı içinizde kalıyor. İşte duvar kağıdı imajları, işte transparan yüzlerden bahsettik, işte o yırtılmış kağıtlar vesaire. Bunlar biraz da hayatımın, yaşam tarzımın veyahut da yaşadıklarımın yansıması olarak oluştu. Yani resimler biraz kendi kendini meydana getirdi. Çünkü çok fazla mekan değiştirmiştim. Peki yüzleri neye göre seçiyorsunuz? Çünkü tanınmışlar da var, tanınmamış yüzler de var. Şöyle, aslında oradaki yüzler hep şu güzel yüz yaptığım. Şimdi aslında güzel yüz yapmıyorum. Çünkü benim resimlerimde bir makyaj bulamazsınız. Güzelleştirmeye ait bir ruj, bir vesaire, hani o kiç olgulardaki gibi imgeleri bulamazsınız. Şimdi göz olgusunun zaten kendisi güzel. Gözün o saydamlığı, yüzün o kapalı ten dokusu içerisindeki onun o camsı dokusu, o tezatlığı ve bir de tabii ki insanın duygusunu hiç konuşmadan anlattığı bir organı göz. Bakışlarımızla biz her şeyi anlatabiliriz. Ve o insanın da aslında dışarıya açılan bir penceresi. Karşısındakinin de onun içine açılan penceresi göz. Göz imajı çok kullanılmıştır ilk defa. Hı. Ben kullanmıyorum. Tabii. Yani bütün Mısır, Mısır sanatından bakın, Yunan sanatına, evet. Bütün şey pagan kültürlerde, batini inançlarda göz imajı her zaman vardır. Yani ben de birazcık aslında gözü o anlamda da kullanıyorum. Yani insanın bir penceresi olarak, kimliği olarak ve dikkat edin hepsi insanla temas halindedir kullandığım gözlerim ve vurgu oradadır. Dudakta, kulakta, burunda, saçta falan değildir. Yani o kiç güzellik değil aslında, daha içsel güzelliğe açılan bir penceredir. O yüz deformasyonları neyi temsil ediyor? Yüz aslında şöyle, şimdi resimlerimi ben katmanlar kullanıyorum. Yani birinci katmanda katı, tamamen yüzeye çekilmiş bir duvar kağıdı imajı var. Yılın Genç Sanatçısı ödülünü aldığım resim böyle bir resmimdi. Yani 2000 yılında, 99'da çalışmıştım, 2000 yılında diploma projem de öyle bir projeydi. Hayatımın içinden çıkan imajlar, bu duvar kağıdı imajları. Yani bir yerlerde gördüğüm, öykündüğüm falan değil. Bana bunu yapmaya zorladı. Çünkü yaşadığım mekanlarda vesaire gördüğüm imajlardı bunlar. Ve böyle o mekanın üzerinde, sanki o mekanda yaşamış daha önce ama oranın hafızasında sinmiş yüzler olarak çıkmaya başlamıştı. Fakat yani bu eski evlerin bir dili olsa da orada ne hikayeler olsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani duvarların dili gibi yani aslında. Aynen. Hocam şöyle bir ben araya girebilir miyim? Tabii siz ki. Gene oradan devam edersiniz de. Mesela sergileriniz çok ilginç. 2010'da Yeni Hayat, 2014'te Hayat Ayna, 2017'de Sevmek Zamanı. Şimdi 2010'daki Yeni Hayat için diyorsunuz ki gerçekten de yeni bir hayata başlıyordum. Evet. Çünkü evlenmiştim. Evet, evet. İşte 2014'teki Hayat Ayna'da yosunlu duvarları olan kaldığım bir atölyenin duvarları aslında ondan sonra girdi resimlerime diyorsunuz. 2017'de Sevmek Zamanı da çok ilginç çünkü Türk sinemasında aslında bu isimle Süleyman Hoca'nın oynadığı
Hatta kendisi de aradı, çok memnun kaldı bu ismi. Tesadüf bazı duygular farklı zamanlarda aynı imgelerle yaşanabiliyor. Evet ve şey, baktığımızda hep hayat, hayatla insan bağlantısı, evet. O bir anı belgeleme evet. isteği, kopuk kopuk evet. parçalar. Bütün bunların hepsi aslında özel olarak evet. seçilmiş bir şey değil mi? Evet. Yani şey değil, bir zamana bir atıf. Bir, evet. bir süreç aslında, evet. birbirinin evet. devamı niteliğinde. Evet. Yani sizin sorunuz, sorununuz neyse onun peşine evet. düştüğünüzün evet. de göstergesi. Evet. Yani sanatçının bir sorununun olması lazım. Hı-hı. Yani sorun sahibi olunulmaz. O zaman sorunlu bir insan olursunuz. Kendinize bir sorun ararsınız. Şimdi şeye, Neşet Ertaş'a soruyorlar. Şimdiki gençler niye şarkı sözü yazamıyor diye. O da diyor ki ben diyor çekmediğim sevdanın türküsünü yazmadım diyor. Yani şimdi sen Neşet Ertaş olamazsın. Şimdi o dertleri nasıl yaşayacaksın? Yani onun hayatının gerçeği. Onun yani o gerçeklik içerisinde kendini sanatla dışa vurmuş. Sanatıyla anlatım dili enstrümanı o. Bir dil çünkü suni sanat. Kalmıyor. Tabii doğal. Sanat bir dil. Yani evet. bir hani dil de öyledir aslında. Biz çizerek yani, anlatıyoruz. O yani normal konuştuğumuz anlatıyor. Tabii evet. dil de öyledir. Yani dil derken hani gerçek anlamda da dil bir kültür taşıyıcısıdır. Tabii ki. Yani bugün İngilizce öğrenmeye yeni başlayan kişileri görürseniz bir İngiliz gibi konuşmaya, o somurtkan insan neşeli olmaya başlar böyle. Sürekli ha ha diye konuşmaya başlar. Aslında bir kültür taklidi yapıyor. Yani o dilin kültürünü de yaşamaya çalışıyor. Ve böylelikle iyi dil konuştuğunu sanıyor. Şimdi bizim dilimizin de kendine ait bir kültürü var. Sanat da bir dil. Bir anlatım dili. Onun kültürü de o sanatçının yaşamı. Şimdi insan varsa farklılık var demektir. Sanatta da öz olarak şuna bakar. Yeni ve farklı mısın? Şimdi farklı olmak için farklı olunmaz. Sen kendi özüne, kendi benliğine ne kadar çok yaklaşırsan farkını o kadar ortaya koyarsın. Şimdi siz kendinizle aynı hisleri hisseden birisini bulabilir misiniz? Sizin aynınızdan var mı? Mümkün değil. İşte siz bir sanat eserisiniz işte. Doğa her şeyi bize söylüyor. İnsan bir sanat eseri. Ve hani Tanrı da bana plastik sanatlar anlamında kendimi ifade etme sorumluluğunu, misyonunu vermiş. Doğa diyelim, Tanrı diyelim, kendi hissiyatım diyelim. Ve o zaman ben de bu dille insanı anlatmam lazım. İnsana anlatmam lazım. Yazım dilim güçlü olsaydı roman yazardım. Müzik dilim güçlü olsaydı müzik yapardım. Bu yüzden hayatımı aslında resimlerimle yaşamaya çalışıyorum. Bu da ben de sürekliliği sağlıyor. Böylelikle yarın ne yapacağım diye bir endişem yok. Yaşadıkça resim yapacağım. Ne çıkarsa evlendim. Yeni hayat diye bir resim yaptım. Aşk sahneleri, öpüşen insanlar, birbirini seven, pembeler, beyazlar uçuşuyor yani. Bir tane bile resim kalmadı o seriden. Ha, bu resim serisi tuttu diye devam edebilirdi mi? Aşk konuları yapmaya. Ama ondan sonra hayat ayna. Olgunluk aşamasına geliyorsun. Kendinle yüzleşmek istiyorsunuz belki. Yani kendinle karşılaşıyorsun. Yüzleşiyorsun bir şeylerle. Hayatın aslında senin bir yansıman olduğunu görmeye başlıyorsun, sorgulamaya başlıyorsun. Öyle bir dönemimdi onu yaptığımda. Sevmek zamanı geldi. Bu sevmek zamanında aslında etkili olan şey de Kanada'ya gittiğimde bir sergi gezmiştim. Francis Bacon'la Henry Moore sergisi. Serginin ismi Şiddetin Estetiği. İkinci Dünya Savaşı sanatçısı. İkisi de İngiltere Nazi işgali altında ve bu işgal sırasında yaşadıkları travmaların sanatlarındaki yansıması. Sosyolojik, antropolojik, ondan sonra her bakımdan psikolojik olarak cuk oturan bir sergi. O dönemi anlatan. İkinci Dünya Savaşı'nın travmasını ben Kanada'da görüyorum. Sanat evrensel, duygu evrensel, evet şiddet diyor. Ama neden benim Akdeniz havzamdaki kanamanın yıllardır bitmeyen, yani İngiltere ne kadar süre Nazi işgalinde kaldı ki yani? O da yani İngiltere topraklarının düşman çizmesi hiç ayak bastı mı? Uçaktan atılan bombalar, yani gaz bombaları. Hiç tasvip etmediğim şeyler savaş. Kesinlikle savaşa karşıyım, şiddete karşıyım. Fakat benim her gün burada yaşadığım acı, dram veyahut da o sahile vuran bebek, bunun dramını yaşayan hiç mi duygusal insan yok bu topraklarda? Hiç mi bir sanatçıyı etkilemiyor bu duygu? Onda niye şiddetin estetiği olamıyor? O yüzden sevmek zamanı dedim. Çünkü sevginin bütün sınırları açtığını, evrensel bir duygu olduğuna inanıyorum. Ve bir şeyi severseniz acı çekmezsiniz. Hani o Vizontele filminde bir replik var. Belediye başkanı çıkıyor.
bir yeri severseniz orası dünyanın en güzel yeridir. Sevmezseniz. Sevmezseniz orası dünyanın en güzel yeri değildir. Bir şeyi severseniz o sizin için en güzel şeydir. İşte Mecnun'dan sormuşlar Leyla'ya, bunu mu buldun araya araya? O da demiş, siz bir de onu benim gözümle görün. Böyle bir şey işte sevmek. Sevmek zamanı o yüzden dedim. Bu tabii ki hani kişinin olgunlaşması süreciyle de ilgili. Bu o zinciri ben de fark ettim. Bunlar hani isteyerek koyduğum şeyler değildi. Sergilerime koyduğum isimler. Fakat gördüm ki hani orada bir üçlemede bir bütünlük oluşmuş. Bakalım hani bundan sonraki ve o isimler o sergi hazırlanırken çıkıyor karşıma. Hı hı. Ve büyük de motivasyon oluyor benim için. Mutlaka açmalıyım bu isimle diye. Kendimde de bir motivasyon da aslında buluyorum. Biraz zamanla insan ilişkisini de kesinlikle sorguluyorsunuz. Sorguluyorum. Yani mesela deforme olan, değişen yüzler aslında evet, zamanın insan üzerindeki etkisi. Yıpratması. Çünkü işte resimdeki o ideal yüz diyelim, güzel yüz demeyelim de hani orantısı, baktığınız zaman ağzı, burnu, her şey düzgün. Ve yaş olarak da ideal yaştaki yüzler, özellikle seçtiğim yaş olarak. Çünkü hep orada sabitlemek isteriz yani, hep bu yaşta kalsam. Ama hayatın diğer tarafının tadını kaçırıyorsun o zaman. Yani hayat devam ediyor, yani hayat her yaşadığın anda güzel. Her periyodunda güzel, onun tadını çıkar, ona durduramazsın. Ve insanın nesneyle yani eşya ile olan bu rekabeti. Şimdi eşya sabit duruyor. Bizim işte kültürümüzde vardır yani salonlar vardır, müze salonları önceden vardı da. Veyahut da alınan bir eşyayı fabrika çıkışında korumaya çalışmak tertemiz çizilmeden. Modeli geçer, yeni bir alırsınız, onu atmaya kıyamazsınız bu sefer ama o beni yıpratır. Bu yüzden hani eşya her zaman doğa canlının üzerinde, nesneyle mücadele edemezsiniz. O yüzden doğanın akışına karşı gelemiyoruz. Bu yüzden o eşya ve insanın ona karşı olan mücadelesini, birazcık da o insanın geçiciliği, o yüzden o transparan yüzleri daha transparan göstermeye çalışıyorum. Ama altta katı motifler. İlk baştaki o duygusal, hani duvar kağıdı, duvarların dili olsa, evde yaşadık, duvara yansıdı, daha önce kimler vardı ki, bu duygusal olgu zamanla kavramsallaşmaya başladı çalışmalarda. Kavramsal başka bir olguya, plastik anlamda da başka bir dile dönüşmeye başladı. Şimdi biraz uzak doğuya gidelim. Evet. Yani çok böyle Avrupa Marfa dolaşırsanız. Evet. Bir de uzak doğu felsefesinden etkilendiğinizi söylüyorsunuz evet, resimlerinizde. Bu da nelerden etkileniyorsunuz? Bunu nasıl şöyle özetleyebilirim aslında. Hani çok uzun uzadıya konuşmaya özetle söyleyeyim. Doğayla barışık insanlar. Yani doğu kültürü özellikle uzak doğu batıyı çok etkilemiştir. Pagan kültürü. Doğa merkezli, doğaya saygı, doğanın bir parçası olduğunu kabul etme. Ve bu felsefeden doğayı kendinin üstte. Ve kendim ben de doğanın bir parçasıyım diyor. Yani oradaki ağaçsa ya insanın, ben de insanım diyor. Kendini doğanın üstünde görmemesi. Hükmetmeme işte. Evet. O insanın egosu var ya, o egonu mahveden bir şey. O ağaçsa ben de insanım diyor. O tavşansa ben de insanım diyor. Yanımdaki de doğanın bir parçası, ben de bir parçası. O zaman doğayla barışık olmam gerekir diyor. Ve orada mesela bir eşya çizildi, bir şey kırıldı vesaire, tamir etmiyorlar. Diyor ki çizildi, yaşıyor diyor, onun bir parçası o diyor. O da yaşayan bir şey diyor, bak diyor zamandan bir iz kaldı onda diyor. Ama tersi durumda çizildi, cila attıralım, macun çekelim, tekrar eski haline getirelim, mücadele etmeye başlıyorsun. Çünkü benim de yani bir yerim çizildiği zaman orada bir iz kalıyor. Hayattan buramda bir kırışıklık oluyor zamanla. Görmediğim bir, yüzünde bir iz. Yaşamın sana kattığı bir artı bu. Doğanın bir parçasısın çünkü yaprak da dalında yemyeşil filiz olarak durmuyor yani. Hı hı. Gün geliyor, kuruyor, artık orada dayanamayacak hali geliyor. En ufak rüzgarda kendini tekrar toprağa bırakıyor. Tekrar karışıyor. Tekrar o ağacın gövdesinde yeni bir yaprak olarak tekrar hayata çıkıyor. Tekrar güneşe açılıyor. Bu sirkülasyonun bir parçasıyız. Resimlerimdeki o geçicilik işte bu. O toprakta kaybolan yaprak aslında. Bir de hocam son olarak şeyi soralım. Bu üst üste bildirmeler var ya, bir de evet, tekrarlayan evet, gözler var. Mesela evet, o çok merak uyandırıyor. Evet. Şimdi orada aslında hani oradaki ritmik tekrarlar hem plastik anlamda kullandığım bir dizgi görsel olarak hepsinin birden yarattığı çoklu bakış. Yani hem aynı oluşa hem de farklı oluşa bir gönderme.
Tabii ki o üst üste bindirmede yine plastik anlamda kullandığım bir dil. Çünkü resim geleneğinde genellikle o iki boyutlu beyaz yüzeyin, sizin de beyaz tuval konunuz atıfta bulunalım. O sihirli beyaz tuvalin hep derinliğine doğru bir espas algısı vardır. Fakat soyut anlamda espas algısı sadece geriye doğru giden değil, aynı zamanda öne doğru getirendir. Ben de resimlerimde öne doğru getiren bir dizgi kullanıyorum. Baktığınız zaman da zaten arkaya içe doğru çekmez. Arkadan öne size doğru gelir. Hatta bazı izleyiciler hani sizin resminize yaklaşamıyorum dedikleri de oluyor. Hani bazı resimler vardır yaklaşırsınız, orada bir detay görürsünüz, içine girersiniz. Benim resmim onun üzerine doğru gelmeye başlar. Bir de uzaklaşınca bütün uzaklaşınca görmeye başlar. Bu yüzden hani onları daha çok biraz da hani işin kuramsal tarafı ve plastik anlamdaki, çünkü sanat kendi içerisinde her şeyden önce yaşayan bir olgu. Bir sanatçının elbette ki iletişim kurması çok önemli. Yaptığı şeylerin bilinmesi, insanların paylaşılması, hatta onların yorum katması daha önemli. Ama esas önemli olan bir de sanatın kendisine bir yenilik katabiliyor musunuz? Sanata dair ne taşıyorsunuz? Bunu yapabilmişseniz küçük de olsa kendinizi çok başarılı hissedebilirsiniz. Peki hocam, son soruya geçmeden önce, sonuna doğru geldik de, nasıl çalışıyorsunuz mesela, o da çok merak ediliyor. Eskiz yapıyor musunuz, kafada bu tasarımı bitiriyorsunuz, ne bileyim tuvalin başına geçince beni nereye götürürse diye oraya mı gidiyorsunuz? Şimdi her anlatımın kendine ait bir çalışma periyodu ve yöntemi vardır. Jestüel çalışıyor olsaydım eğer, spontane hareketler daha etkili olurdu. Tuvalin başına geçerdim, bir çırpıda çalışmamı gerçekleştirebilirdim. Fakat benim çalışmamın belli periyotlarının olması gerekiyor. Yani yakalamak istediğim sonucu analiz etmem gerekiyor. Bu bir yöntem. Herkese uymaz. Yani her mizaca da uymaz. Bu işin doğrusu bu da değildir. Yani doğru nedir? Sizi amacınıza taşınmışsa doğrudur. Yani sanat için söylüyorum. Özdemir Hoca'nın bir sözü vardır. Sanatta yöntem değil, sonuç önemlidir diye. Bu yüzden sonuç önemli olan benim için. Tabii ki eskizlemeler yapıyorum. Eskiz çalışmalarım oluyor. Yani neredeyse 1 milyondan fazla bir 100 arşivim var. Görsel olarak internetten, basılı medyadan falan toparladığım. Önemli bir duvar kağıdı koleksiyonum var, topladığım. O zeminlerdeki duvar kağıdı imgelerini de kendim çalışıyorum, imajlarını kendim çalışıyorum. Dolayısıyla bu bütünlük içerisinde hani konsept olarak ne çalışacağımı genel olarak hayal ediyorum. Ve sonrasında belirli periyotlarda bir işçi gibi, belli periyotlarda hani hiç orasıyla ilgisi olmayan bir insan duyarlılığıyla çalışmak zorunda oluyorum veya çalışıyorum. Ve ortaya aslında esas beni heyecanlandıran şey, sonuçta düşündüğümün çok dışında şeylerle karşılaşıyorum. Yani çok dışında değil de düşündüğümün dışında diyelim. Sürprizler. Bu da heyecan verici bir şey. Bu da heyecan verici bir şey. O zaman hocam, son olarak Profesör Aziz Sancar bir Nobel ödülü aldı. Hepimiz biliyoruz. Hepimiz çok mutlu olduk. Bu Nobel ödülünün ardından Yeditepe Üniversitesi'nde bir tören yapıldı. Ve ona bir armağan takdim edildi. Sizin bir eseriniz, bir Atatürk portresi değil mi? Evet. Çünkü bu da çok önemli bir şey. Atlamayalım istedik. Şimdi tabii ki hani konu açılmışken Atatürk, Mustafa Kemal'in hayatında ayrı bir yeri var. Herkesin bence kendi içerisinde bir kurtuluş savaşı mücadelesi veriyor olması lazım. Kendi kurtuluş savaşını hayatla ilgili olarak. Ve nutku okuduğumda, sözlerini okuduğumda hepimizin bildiği Atatürk'ün dışında bir insanla karşılaştım ve beni çok motive etti bütün yaşamımda. Örnek aldım. Hatta şöyle örnek aldım. Hani Anadolu'da bir laf vardı, tırnağı olsa yeter derler yani. Tırnağı olsam yeter bana dedim. Ya bu çalışmanın tamamen akli, ilmi, bilimsel bir çalışmadır Atatürk. Yani gökten zembille inmiş bir insan değildir. Öyle çalışırsan öyle olur. Bir şey yapamıyorsan utanır insan. Ben öyle hissediyorum. Ve yüksek lisans tez konumu olarak da Türk resminde Atatürk portrelerini seçtim. Ressamların yapmış olduğu Atatürk portrelerini. Bunlar fetiş nesneler midir? Sipariş, nasyonalist. Yani Batı'da örnekleri var, özellikle romantizm döneminde Napolyon portreleri vardır mesela. Sipariş olarak yapılmıştır, rejimi yükseltmek, iktidarı popoflamak için. Midir? Yoksa sanatçıların gönüllü olarak
bir şeyler söylemek istediği şeylerin yansıması mıdır? Sonuç böyle çıktı tabii ki çünkü ressam olup da Atatürk portresi yapmayan ressam yok. Çünkü o sanatın niye yaşadığını biliyor. Ona onun nasıl değer verdiğini ve onu nasıl anladığını biliyor. Yaşasaydı beni anlardı. İyi biliyor yani. O yüzden de ben de Atatürk portrelerini seçtim. Literatüre böyle bir katkımız oldu. Doktora tezimle de devam ettim. Tabii çok önemli. Bunu hem duyurmuş olalım. Belki tabii bu ilgili çalışma... Neden Atatürk portre moralara getirmek istiyorum yani. Hem de belki çalışma yapmak isteyen olur. Sizin tabii. Donelerin olur. Rahmetli Hamit Hoca, Hamit Kınay Türk Hoca koleksiyonunu paylaştı benimle. Toparlayabildiklerimi toparladım. Akademide hocalarım kendi koleksiyonlarını açtılar. Diğer hocalarım belgeleri verdiler vesaire. Yüksek lisansta da resim ve fotoğraf ilişkisi içerisinde Atatürk portrelerini. Çünkü hiçbirisine poz vermemiş Mustafa Kemal. Yani öyle bir zamanı yok. Öyle bir egosu yok. Bunlar yapılmış. Zamanında bu amaçla yapılmış resimler de var. Ama altındaki şey resim sanatını sevdirmek. Kendisini sevdirmek değildi yani. İhtiyacı yok. Ve onda da doktorada da tamamladık. Bir paket. İki ciltlik bir eserimiz oldu literatüre. Ve sonrasında kendi üniversitemde bu anlamda bana çok destek oldu. Ve sınıflara asılacak Atatürk resimlerini benim çalışmamı istedi. Ve ben bir Atatürk portresi çalıştım. Ve o resim basılarak bütün sınıflara asıldı. Aynen olarak çoğaltıldı. Tabii şu an bütün bizim kampüsümüzdeki sınıflarda benim yapmış olduğum Atatürk portresi. Çok onur verici bir şey. Tabii. Ve sonrasında ben litografiler çalıştım Atatürk portreleri. Çünkü artık bu şekilde biliniyorum. Dostlarım paylaşmak istiyor, edinmek istiyorlar. Onları mutlu etmek adına bunu paylaşmam gerektiği için litografiler çalıştım. Ve bir tanesinde Aziz Bey geldiğinde üniversitemiz ona hediye etmek istedi. Bir tanesini de kendisine hediye ettik. Büyük onur duydum. O günkü cümlelerin arasında adımın da geçmesi ve bu şekilde geçmesi de beni çok onore etti. Bu da hani kendi sanat hayatım içerisindeki bir ayrı bir başlık. Fark etmişsiniz, görmüşsünüz. Evet, o yüzden çok... de teşekkür ederim. Rica ederim. Adlandırılacak bir detaydı o. Sağ olun. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bunları ben tutayım. Evet. Baktık hocam. Sponsorumuzun size küçük bir anlatması. Çok teşekkür ederim. Eskiz defteri kullanan bir insanım. Evet. Haberden bir kalemler de. Evet. Çok teşekkür ederim. Bir ressama da ancak böyle bir hediye gelir. Keyifle üretmenizi diliyoruz hocam. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bir programımızı da sonlandırıyoruz. Program sponsorumuz Sponarta, O Gün TV yayın ve çekim ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sevgiyle kalın, sanatla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Thank you.